Program devam ediyor efendim. Şu an sizlere çok özel ve güzel bir işletmeden sesleniyoruz. Harika Wood. Yanımızda Abdurrahman Kaya var. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi özellikle ahşap severler, dekorasyona önem verenler ve son zamanların en büyük trendlerinden olan ve evin her köşesinde neredeyse kullandığımız ahşap. Özellikle evet. Özel tasarımlar. Evet. Son zamanlarda sizler için neredeyse gittiğimiz her ilde mutlaka ziyaret ediyoruz. Diyarbakır'da da isim belli. Harika Wood dedik ve Harika Wood. Abdurrahman Bey'i ziyaret ettik. Öncelikle dediğim gibi sektör tabii ki bir hikayesi vardır ama sonuçta el emeği göz nuru. Dediğiniz evet. gibi hadi ince başlanmaz. Evet. Nasıl başladı bu macera, nasıl başladı bu yolculuk? Maceramız 2017 yılında bir şekilde başlamış oldu. Bu sektöre girdik. Severek, isteyerek başlamış olduğum bir sektör alanı olmuş oldu. Ama yani, geçmişte tabii biz kamera öncesi biraz konuştuk, kayıt öncesi biraz konuştuk. Evet. Ama geçmişten gelen bir altyapı da var. Bahsedelim mi ondan? Kesinlikle bahsedelim. Evet. 2017 Temmuz ayında RSEN emekli oldum. Ben 3. sınıf emniyet müdürü olarak RSEN emekli oldum. Çıkan bir kanun vardı. 5 yıl terfi alamayan emekli edilir diye. Oradan bizi o şekilde emekli ettiler. Emeklilik olunca ben de zaten geçmişten de böyle bir içimde vardı böyle bir şey yapmak. Fırsat doğunca böyle bir şeyi artık yapma imkanım olunca yürütmek istedim. Eskiden belli bir noktaya da geldik yani. Çocuklarınızın herhalde dolaplarını. Evet. Yani zaman yani meslek içerisindeyken bu tarz işte ihtiyaç olan şeyleri kendim evde çocukların işte dolap olsun, değişik ihtiyaçlarını falan karşılıyordum. Ya böyle bir şeyde imkan çıkınca benim için bir nevi iyi oldu aslında ve bu sektörde de inşallah yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz yani. Şimdi sevmeden yapılacak bir şey kesinlikle değil. Neden? Çünkü gerçekten belli bir yetenek ve beceri isteyen bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ki yaptıklarınıza bakınca şu anda da ekranda izleyicilerimiz görüyor. Efendim burada neler yapıyorsunuz? Evin hangi köşelerinde sizleri görebiliyoruz? Burada şöyle söyleyeyim. Yani ağacın tamamen doğal halini kullanarak tasarım ve dekorasyon ürünleri işte tasarlıyoruz, çıkartıyoruz, üretiyoruz. Yani çeşit olarak aklınıza gelebilecek hemen hemen ahşap üzerine tüm dekorasyon ürünleri olabiliyor. Yani şu an dükkanda mevcut olan şeyler bir kesme tahtasından tutun da bir duvar saatinden bir masadan tutun da bir abajurdan bir şamdandan tutun da aklınıza gelecek. İşte zigon sehpalar, kütük bank, işte aydınlatma, raflar, mumluk, dekoratif objeler yani birçok şey var. Bunların hepsi el emeği göz nuru ve butik. Evet. Çünkü kişiye özel ve bir yaptığınızdan tabii ki kopyasını yapıyorsunuzdur illaki ama aynısı olmuyor. Benzeri gözükte. Olmuyor. Yani yapılan şey tamamen kişiye özel olmuş oluyor aslında. Yani bunları işte yapıp işte müşteriye sunarken de tamamen müşteri memnuniyeti %100 yani bunu gözeterek ve kaliteyi en ön planda tutup bunu bu şekilde halletmeye çalışıyoruz. Ürünlerimiz de zaten yurt içinde ve yurt dışında e-ticaret üzerinden satışa açtık. Oralardan da sipariş geliyor. İnşallah ileride daha çok bu işi yürütmeye sözümüz var yani. Çok güzel. Özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz de çok fazla. Şu anda da ekranın karşısında bizleri izliyorlar. Dediğimiz gibi birçok sosyal mecradan zaten sizleri takip edebiliyoruz. Instagram vesaire. Evet. Evet, Instagram'da sayfamız var. Yurt içi işte isimlerini sevmem de mahsur var mı? Bu sektörün önce gelen e-ticaret siteleri evet, diyelim. Evet, e-ticaret siteleri. Yani yurt dışında yine belli başlı e-ticaret sitelerinde. Ama Instagram'dan direkt sizlere ulaşabiliyorlar. Aynen, Instagram'da da direkt... Katalog olarak kullanabilirsiniz gerçekten Instagram'ı orada. Hayko Wood Instagram adresimiz. Oradan beğenen, isteyen rahatlıkla ulaşabiliyor zaten. Peki geçmişten bugüne kadar geldiniz ama şu an halihazırda Diyarbakır'da hizmet veriyoruz. Evet. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz var mı? Varsa neler? Bunları sizlerden dinleyelim. Var. Şimdi şöyle, eşim benim memur, onun tayini çıktı. Dolayısıyla mecburen biz 3-4 ay
sonra işte Ankara'ya gitmek durumundayız inşallah. Ankara'da şu an yapmış olduğum işi daha profesyonel, ilerilere taşıyarak inşallah orada devam ettirmiş olacağız. Takipçilerimizi, müşterilerimizi inşallah orada yerimizde de bekleriz. Şu an yani, Diyarbakır'dan evet. Seslendik ama tüm takipçilerimizi efendim Ankara'ya da taşıyoruz diyebiliriz. Evet, Ankara'ya da taşıyoruz. Yani bu iş severek yapılabilecek bir iş. Yani sevmeden zaten sadece yapılmaz. Sadece para kazanmak değil, yani gönül rahatlığıyla insanları yani bu ürünü sunarak hani bir tatmin olma, onları da memnun etme. Ama tabii ki yani sonuçta bir emek veriliyor. Onun da hani hakkını almak bizim de boynumuzun borcu oluyor bir nevi. Ne mutlu size diyoruz efendim. Başarılarınız daim olsun diyoruz. Ellerinize, gözlerinize ve yüreğinize sağlık diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederiz. Teşekkür ederiz. Diyarbakır Kayapınar'daki yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek efendim. Nerede mi? Sürpriz olsun. İzliyoruz.